Sorumluluk bana ait. Bir defa herhangi bir insan bir defa dese ki sorumluluk bana ait. Bugüne kadar başıma gelen tüm kötü ya da iyi şeyler, kötü şey yok zaten de, tüm kötü ya da iyi şeyler benden dolayı geldiği bir defa diyebilirsek güzel dostlar her şeyi değiştirebiliriz. Güzel dostlarım merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı. Sınava gireceklere el atalım. Sınava gireceklere el atalım. Ne sınav var şu ara? Sınava gireceklere de el atarız güzel dostlar. Ama hani şöyle bir şey demiştik ya. İşte hayatta istediğiniz şeyler neyse yazın. 2 ay gibi bir zaman diliminde hepsini gerçekleştirelim. Ve hiçbir yerde olmayan çok özel teknikleri paylaşalım. Bu uzun süredir derken son 4-5 gündür böyle içimde ısırıyordu beni. Ve bunları anlatmaya başlama niyetindeyim güzel dostlar. Yani her birimiz, her arkadaşımız bu hayatta ne istiyorsa onu ulaşsın. Zenginlik isteyen zenginliğe ulaşsın. Yazar olmak isteyen yazar olsun. Okur olmak isteyen okur olsun. Aşık olan sevdiğine kavuşsun. Ailesinden ayrı olan insanlar varsa aileyle bir araya gelsin. Herkes sağlıklı olsun, rahat, bolluk, bereket içerisinde olsun. Evet. Bunları arkadaşlar açıkçası normal gündüzleri düşünüyorum bu yayınları yapmaya. Arkadaşlar şu anki anlatacağım teknikler açıkçası şöyle direkt söyleyeyim. Cesurlar için, aslanlar için. Yani böyle ben hayatı tek başıma mücadele ederim diyenler için ya da korkak arkadaşlarımız varsa ben ağlamayı çok seviyorum, üzülmeyi çok seviyorum, kurban rolünü çok seviyorum diyen arkadaşlarımız varsa bu tekniklere bulaşmalarına gerek yok. Bu teknikler aslanlar için. Ve hatırlayalım, dişi aslan da aslandır. Ve 2 ayda hani çok şey değiştireceğini dediğimiz arkadaşlar o tekniklere bugün itibariyle başlayayım dedim. Ve tabii arkadaşlar şöyle aklınızda olmasın. Yani ben bunu Instagram'da anlatacağım demiyorum. Yani bugün Instagram'da, işte yarın YouTube'da, işte Zoom'da, yani 2 ay gibi bir zaman diliminde hemen hemen her gün bir yerde bir canlı yayın söyleşi yapıyor olacağım. Tabii işin çoğunluğu, önemli kısmı zenginliğin şifresinde olacak belki. Çünkü güzel dostlar bizim anlattığımız şeyler bir bilinçaltında yerleşmesi önemli. Yani bilmek değil, alt tarafta bilinçaltı tarafına yerleşecek, bizim gönlümüze yerleşmesi önemli. Yani bunlar öyle bir yerleşmeli ki bu teknikler bize. Hani şu anda mesela ben konuşuyorum duymak için efor sarf etmiyoruz değil mi? Direkt duyuyoruz. İşte bizim de yani o bilinçaltımızda öyle olmalı ki bu teknikler kendiliğinden devam etmeli, kendiliğinden. Böyle arkadaşlar tabii şöyle söyleyeyim yani bir kısım insanlar kahramandır. Bir kısım insanlar da kurban rol olmayı sever. Bir kısım insanlar der ki insanların %99'u belki kurban olmayı sever. Yani ben acılar çektim. Yani ben ayaklarımın üstünde duruyorum. Tek başıma tırnaklarımla geldim falan. Hep böyle acılardan bahsetmeyi sever. Eğer öyle bahsetmeyi isteyen arkadaşlarımız bu teknikleri tabii ki yapamazlar. Yani çünkü bu tekniklere başladığı zaman bakıyor ki efsane bir dünyaya giriyor. Bolluk bereket içerisine giriyor. Sağlıklı oluyor, güçlü oluyor. İstediği aşkına kavuşuyor. O zaman ağlamana gerek diyen bir şey yok. Onun için ne yapalım? Yani şöyle diyelim artık kurban rolünü bırakıp artık kahraman rolüne geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada olduğu için her birine teşekkür ediyorum. Ve burada olan insanlar yani sizler biliyorum ki çok güveniyorum sizlere. Gerçekten çok güveniyorum. Çünkü bugüne kadar burada olduğunuza göre demek ki bir arayış. Burada olduğunuza göre bugüne kadar bu konularla alakalı çok şeyler dinlemişsinizdir. Ve dinleyip şimdi bugüne kadar pek çok konuyu dinlediğiniz için hani benim kanalımda ya da başka arkadaşlarımın kanallarında ya da çok fazla kitap okuduğunuz için
çok üst seviyede olduğunuzu fark ediyorum şu an burada olan arkadaşlarım. Yani gerçekten sizlere çok güveniyorum. Ve direkt zihnimde de şu var. Buradaki anlatılan her tekniği her arkadaşımız çok net uygulayacaktır. Ve bu teknikleri uyguladığınız zamanda da otomatikman hayatımız çok hızlı bir şekilde değişmeye başlayacak. Evet. Hocam yazımı okuyun demiş Senay. Teşekkür ederim güzel dostlar. Teşekkür ederim. Evet güzel dostlar. Şimdi kayıt olacak mı? Kayıt olacak. Evet güzel dostlar. Daha herhangi bir şeyle başlamadık zaten. Sizlere güveniyorum ve şimdi bugüne kadar arkadaşlar burada olan yani beni takip eden arkadaşlar şu ana kadar pek çok konuya hakim olduğu için, pek çok konuyu bildiği için şu anda bu teknikleri hazırlarken açıkçası sıradan şeylerle bu kitleyi mutlu edemeyeceğimi biliyorum. Dolayısıyla bu kitleye göre, sizlere göre çok özel şeyler anlatmak durumundayım. Çok gizli, çok özel, yani fark edildiği zaman ya çok enteresan denilecek konuları anlatmak zorundayım. Güzel dostlar burada ben yani bu hani Instagram derneğin olduğu için yani 2 ay boyunca yazın falan demiyorum. Yani yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Ama normal hani mesela o zenginliğin şifresinde 21 gün arkadaşlarla beraber devam ediyoruz ya orada beraber. Beraber devam edeceğimiz için orada belki ödevler vereceğiz. Orada hep beraber yolculuğa başlayacağız. Ama burada arzu eden yazar, arzu etmeyen yazmaz. Hayat sizin hayatınız. Hayat sizin hayatınız ve güzel dostlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Bizler ne düşünüyorsak, bizim ne inancımız varsa o şekilde bir hayatımız var. Bakın net olan bir şey, sen ne düşünüyorsan, sen ne inanıyorsan o şekilde bir hayatın var. Şu ana kadarki hayatımızı da arkadaşlar bizler ne düşünmüşsek şu ana kadar öyle bir hayat yaşadık. Yani bundan önceki bizim bilinçaltımızda ne varsa biz o hayatı yaşadık. Yani şöyle diyebilir bir insan, nasıl ya ben şu kadar kötülükler yaşadım, bu kadar büyük sıkıntılar yaşadım, bunları ben nasıl istemiş olabilirim? Evet sen istedin ve sen yaşadın. Buradan da şunu fark etmen lazım. Ya demek ki eğer çok kötü bir hayat yaşıyorsan anla ki ne kadar kötü şeyler düşündün ve ne kadar kötü bir hayat oluşturdun. Anla ki ne kadar güçlüsün. İlk fark etmemiz gereken şey güzel dostlar. Sorumluluk sana ait. Sorumluluk bana ait. Benim hayatımın sorumluluğu bana ait. Arkadaşıma, eşime, anneme, babama değil. Bana ait. Sorumluluk bana ait. Önce buna karar verdiğimiz zaman işimiz çok kolaylaşır. Ya kahraman sensin, senarist sensin, ressam sensin, heykeltıraş sensin, bu hayatı inşasını yapan sensin, kendi hayatını inşasını yapan sensin. Sorumluluğu aldığın zaman işimiz çok kolay. Yani eğer diyorsun ki, benim bir aklım var diyorsan, eğer bir akıl varsa arkadaşlar, eğer senin bir aklın varsa, hayatı değiştirmek için bu sadece bu akıl yeter. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani bizi destekleyecek insana ihtiyacımız yok. Bir arkadaşa, eşe, dosta ihtiyacımız yok. Hayallerimize ulaşmak için ihtiyacımız olan tek şey aklımız. Ve şimdi ben de burada güzel dostlar bunların tekniklerini tane tane vermeye başlayacağım. Yani burada şöyle bir şey demiyorum. Yani her gün Instagram canlı yayını demiyorum. Altını çiziyorum bakın güzel dostlar. Bir gün Instagram'da, bir gün Zoom'da, bir gün YouTube'da. Yani 2 ay boyunca farklı yerlerde kendi o anki atmosfere göre teknikleri anlatacağım ama 2 ay içerisinde anlatmadığım teknik kalmayacak. Ve bunlar da hani takdir edeyim ki sağda solda söyleyin yani şöyle bir şey demeyeceğim. Aman pozitif olalım, aman hayal kuralım. Öyle işte o tür şeyler değil. Gerçekten gerçekçi olan teknikler. Gerçekçi olmayan tekniklerden de çok hızlı şekilde kurtulmamız lazım arkadaşlar. Onlardan nasıl kurtulacağımızı da anlatacağım. Yani bizim enerjimizin yanlış yere harcayan, arkadaşlar bizdeki enerji var ya, aklımızdaki enerji, beynimizdeki enerji Ankara'ya bir hafta gider. Ve o enerji biz kendimiz için, hayallerimiz için o enerjiyi kullanırsak hayallerimiz çok hızlı gerçekleşir. Ama biz enerji kaçakları veriyoruz. Enerjiyi başka yerlere atıyoruz. Dışarıya, dedikoduya, yargıladıklarımıza. Yani odağımız hep dışarıda. Hep başka yerlerde. Ve şimdi eğer biz o enerji, yani aklım bendeyse, var mı aklım? Var. Beynim var mı? Var. Ya hayallerim var mı? Var. Ben bundan uğraşmak istiyorum. Evet. Eğer
diyebiliyorsam ki tamam ben bu enerjiyi kendim için kullanacağım diyebiliyorsam işim çok kolay. Arkadaşlar bu, yani öncelikle o dışarıyı bırakmaya ihtiyacımız var. Şimdi ilk şöyle başlayalım güzel dostlar. İlk önce şunu söylüyorum size. Bunları arzu ederseniz not alabilirsiniz. Sorumluluk bana ait. Bir defa herhangi bir insan bir defa dese ki sorumluluk bana ait. Bugüne kadar başıma gelen tüm kötü ya da iyi şeyler, kötü şey yok zaten de, tüm kötü ya da iyi şeyler benden dolayı geldiği bir defa diyebilirsek güzel dostlar her şeyi değiştirebiliriz. Şimdi eğer senin şu anki başarısızlığın dışarıya bağlıysa, dışarıdaki insanlara bağlıysa o zaman hiçbir zaman başarılı olamayız ki. Eğer senin zenginliğin devlete bağlıysa, hükümete bağlıysa, dışarıdaki insan annene babana bağlıysa kimse senin iyi olmanı istemez. O zaman hiçbir zaman biz onu başaramayacağız demektir. Onun için güzel dostlar, ilk önce bunu kabul edelim. Her şey benden dolayı. Bu hayatı, kendi hayatımı kendim inşa ediyorum. Kendi hayatımın senaryosunu kendim yazıyorum. Kendi hayatımı, hayatım bir film zaten, onun yönetmeni benim. Başrol oyuncusu da benim, senarist de benim. Hatta filmin oynandığı mekan da benim. Tüm dünya da benim. Önce bunu kabul edelim ve sorumluluğu üzerimize alalım. Aslan olalım yani. Bizim bir sürüye ihtiyacımız yok. Aslanın bir sürüye ihtiyacı yok. Kendisi ormanda kral zaten. Ve sen kralsın zaten. İşin güzel dostlar. Burada bizim ihtiyacımız olan noktalardan birisi kendi içimize odaklanmak. Kendi içim daha yani bundan sonra anlatacağım da. Kendi içine odaklandığın zaman orada kendi içine bakmaya başladığın zaman dışarıdaki gökyüzünden daha güzel bir gökyüzü var orada. İçine odaklandığın zaman o içimize odaklanıp içimizdeki hazineyi keşfettiğimiz zaman güzel dostlar çakıl taşları elmasa dönüşüyor orada. Oraya bakmaya başladığımız zaman hayallerin ötesinde bir dünya var orada. Oraya bakmaya başladığımız zaman cennet seni buyur diye gel diyor. Ve sen içine odaklandığın zaman, içine baktığın zaman müthiş bir krallık var orada. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Orada herhangi bir rakibin de yok. Tüm krallık sana ait ve kral da sensin. Biz hep dışarıya bakıp enerji açıkları verdik. Biz enerjimizi hep dışarıya harcadık. Eşimize, dostumuza falan deve olduk. Başkalarının yükünü taşıdık. Hani biliyorsunuz Nietzsche'nin böyle bir şeyi var. İnsanın üç evresi vardır diyor. Birinci evre deve evresi. Yani başkalarının yükünü taşır. Başkalarının yükünü taşıdığı için gurur duyar kendisiyle. Başkalarının yükünü taşıdığı için kendisi iyi insan zanneder. Başkalarının yükünü taşıdığı için onunla hava atar. Ben ona iyi geldim, buna iyi geldim diye. Sonra deveden sonraki evre aslan evresi. Aslanın kimseye ihtiyacı yok. Kimsenin yükünü de taşımaz. Kimsenin yükünü de taşımaz. Egosu da yok. Kendisine öz saygısı var sadece. Sadece kendisine öz saygısı var. Aslan olduğu için egolu değil. Ve bir insan başkalarının yükünü taşımak, yani enerjiyi başkalarına atmayı bırakıp aslan gibi enerjiyi kendisine vermeye başladığı zaman işte o zaman hayat değişmeye başlıyor. Yani biz içimize odaklanıp içerideki efsaneyi fark etmeye başladığımız zaman ki bunları tane tane hepsini anlatacağım güzel dostlar. O zaman hayat orada değişmeye başlıyor. O zaman yaratım başlıyor. O zaman mucizeler başlıyor. Bak sana net bir şey söyleyeyim. Sen doğduğun anda mucizeleri hak ettin zaten. Senin mucizeleri yaşaman için herhangi bir şeye de gerek yok. Farkında olman gereken şey sen zaten o mucizeleri doğduğun anda hak ettin zaten. Ha, doğduk görmeye başladık ya. Doğduğumuz anda görmek hak etmiştik zaten. Duymayı hak etmiştik zaten. Hani bedenimiz vardı doğduğumuz anda. Ve sen de mucizeleri hak ettin zaten. Doğduğun anda bu hak sana verildi. Tek bir şeye ihtiyacımız var. Nereye odaklanıyorum? Nereye odaklanıyorum ben? Dışarıya mı odaklanıyorum, içeriye mi odaklanıyorum? Dışarıya odaklanıyorsam enerji kaçakları veriyorum. İçeriye odaklanıyorsam efsane başlıyor. Efsane bir hayat başlıyor.
Evet güzel dostlar. Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı? Sizden şöyle bir şey istiyorum. Evet. Evet der misiniz şimdi sesli bir şekilde? Evet. 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 Evet deyin arkadaşlar. Sesli şekilde sadece evet deyin. Evet. 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 Sadece evet. Hiçbir şey düşünme. Sadece evet. Sadece evet. Sadece evet. Evet. Buraya yazmana gerek yok. Kendini yüksek sesle evet de. Evet. 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 Evet demek arkadaşlar. Güvendir. Evet demek teslimiyettir. Evet demek her şeye sahip olmanın en önemli adımıdır. Sadece evet. Hani bazen derler ya frekansa uyumlanman lazım. Frekansa uyumlanman lazım. Evet demek ahlaklı olmaktır. Hayır demek egodur güzel dostlar. Evet. Evet demek kendine olan gücü anlamaktır. Kendi gücünü fark etmektir. Evet. İçinde Allah'ın var olduğunu bilmektir, evet. İçinde yaratıcının var olduğunu bilmektir. Kalbinde, gönlünde onun orada olduğunu bilmektir, evet. Evet. Olan her şey evet. Hani sevgi neydi? Koşulsuz sevgi neydi arkadaşlar? Koşulsuz sevgi hiçbir şeyi yargılamamak. Her şey evet. Olan her şeyden razıyım ben, evet. Evet, razıyım her şeyden. Ben bu şekilde yaratılmışım, bu şekilde yaratımdan razıyım, evet. Evet. Teslimiyettir, evet. Evet. Fark edersin. Nasıldı güzel dostlar? Ressam niye resim yapar? Resmi sevdiği için. Şair niye şiir yazar? Şiiri sevdiği için. Sen şu an buradaysan, şu an beni dinliyorsan, şu an buradaysan Allah seni sevdiği için. Allah seni sevmeseydi dünyada olmazdı. Önce fark etmemiz gereken şey sevildiğimizi hissetmek. Şimdi sizden şunu istiyorum güzel dostlar. Lütfen şu an bir dakika boyunca sadece evet deyin. Sadece bir dakika boyunca evet deyin. Mümkün olduğu kadar yüksek sesle evet deyin. Evet. Evet deyince arkadaşlar frekansınız nasıl değiştiğini fark ettiniz mi? Evet demedince nasıldık? Şimdi nasılız fark ettiniz mi? Arkadaşlar kimse yok neden evet diyorsunuz? Buraya evet yazın demiyorum arkadaşlar. Kendiniz orada evet diye seslenin diyorum. Hani mucizeler çekeceğiz ya, tekniklere başlayacağız ya. Dolayısıyla her şey evet. Hayat da olup biten her şeye evet. Çünkü ben koşulsuz sevgi insanıyım. Koşulsuz sevgi sahibi olan kimse hiçbir şeyi yargılamaz. Dolayısıyla evet. Olan her şeye evet. Hayat zıtlıklarla var ya, zıtlıklarla var olduğu için bana negatif gelen karanlıklara da evet. Çünkü ne kadar karanlıksa o kadar aydınlık olacak. Karşımda ne kadar güçlü bir düşmanım varsa demek ki ben o kadar büyüğüm. Ona da evet. Yani bir firavun varsa Musa var. Dolayısıyla Musa ne diyor? Firavuna evet. Öyle birisi var ki ben Musa olabildim. Evet. Şimdi güzel dostlar. Tabii çok özel teknikleri anlatacağım. Neden anlatacağım? Çünkü siz devam ediyoruz arkadaşlar. Yani güzel teknikleri anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü siz bak mesela şimdi Serap ne diyor? Rozet satın aldı.
Şimdi güzel dostlar, bir hediye verildiği zaman hiçbir insan onun altında kalmak istemez. Bir haftadır düşünüyorum ki siz beni takip ediyorsunuz, YouTube'dan takip ediyorsunuz, Instagram'dan takip ediyorsunuz ve bir rozetler alıyorsunuz, hediyeler veriyorsunuz, dualar ediyorsunuz yorumlarınızda. Ben nasıl bunun altında kalabilirdim ki? Ve şimdi bu kadar böyle sevgiyle, ilgiyle bana doğru gelip, mesela diyelim ki işte ne var, burada rozet alıyorsun, YouTube'da katıla katılıyorsun, orada Ata Kulübü üye oluyorsun. Dolayısıyla ben de çok gizli sırları biliyorsam, insanların hayatını değiştirecek şifreleri biliyorsam, bunları nasıl vermezdim? Yani mesela sen olsan, sen bu şifreyi biliyorsan, eşine, dostuna, arkadaşlarına anlatmaz mısın? Hayatta en çok istediğim şeylerden birisi bu. En çok istediğim şeylerden birisi bu. Burada beni takip eden kim varsa, hepsi zengin bahsettim. Ben hayatta en çok istediğim şey bu, takip eden arkadaşların zenginliği, güzelliği, mutluluğu. Özür dilerim arkadaşlar, biraz yavaş yavaş üşütüyorum galiba. Üşütüyorum derken soğuk algınlığımı diyelim, yanlış anlaşılmaz değil mi üşütmek? Evet, sizden Allah razı olsun. Ne veriyorsanız bana, ne sevgi, ilgi, rozet, ne veriyorsanız Allah size milyon katını versin güzel dostlar. Ve şimdi arkadaşlar, bu evet'i not alabilirsiniz. Sizden istediğim şey şu: her gün, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde en az bir dakika evet demeniz. Ve bunun tadını çıkartın. Ve mesela birisi bir yerde hayır demen gerekiyor ya, o hayır başka bir şeyle, kelimeyle söyle. Hayırla söyleme. Çünkü arkadaşlar kelimeler yaşanmışların temsilidir. Biz hayır dediğimiz zaman hayatın boyunca dediğimiz tüm hayırlar yukarıya doğru çıkmaya başlar. Onun için biz hep evet diyelim ki hayatımız boyunca ne yerlere evet demişsek onlar yukarıya doğru çıkmaya başlasın. Gülgün'ün elinden çok teşekkür ederim. Destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Yani böyle rozet alalım, çok teşekkür ediyorum. Güzel aldıysa böyle mahcup ediyorsunuz. Çok sağ olun. Evet. Ve burada önemli olan şeylerden birisi de bu arkadaşlar. Şimdi verebilen, alabilen verir, verebilen alır. Mesela rozet verebiliyor. Verebiliyorsam verin diyebilirim. Ve aynısını size de söyleyeceğim biraz sonra teknikler arasında. Bu çok önemli bir teknik. Ona da gireceğim. Yani sahip, bir şey sahip olduğumuz zaman hemen verelim. Ama bu ne? Diyelim ki sana bir sevgi geldi, aşk geldi. Hemen ver onu. Hemen çevrendeki insanlara ver. Bazen neşe geldi, hemen çevrendeki insanlara ver bunu. Hemen ver, biriktirme. Ama baktın çevrende vereceğin insan mı yok? Karşına çıkan bir kaleme ver. Taşa ver. Ver sevgini. Çünkü verdiğin kadar gelecek. Verdiğin milyonlarca katı gelecek. Evet. Güzel dostlar. Yani bu teknikleri uygulayacağınız noktasında sizlere çok güveniyorum. Ve sizlere gerçekten minnettarım. Ne sizin bir an önce istediğimiz hayat. Çünkü arkadaşlar, yaratıcı bizi sevgi üzerine yarattı. Yaratıcı bizi sevgi üzerine yarattı. Sevgi üzerine yaratan yaratıcı bizim dünyada sıkıntı yaşamamızı ister mi? O bizim mutluluğumuzu ister. O bizim rahatlığımızı ister. Hatta güvende olun der. Ben sizi koruyorum, kolluyorum der. Teşekkür ederim Ömer. Evet güzel dostlar, şimdi yani size de aynı şeyi sorayım. Siz bu sırları biliyor olsaydınız anlatmaz mıydınız? Şu an burada 706 arkadaş var, biliyorum ki her bir arkadaş diyecektir. Ben herkese anlatırdım. Evet, ben de anlatacağım. Hep anlatacağım ve başka bir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Başka kimseye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ya benden başka değil. Senin kendinden başka hiç kimseye ihtiyacın yok. Yani aklımız varsa arkadaşlar, beynimiz varsa bu bize fazlasıyla yetiyor zaten. Ve sorun, bir de diyorsun ki sorumluluk bende, tamam ben kabul ettim, sorumluluk bende dediğimiz anda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dışarıya ihtiyacımız yok. Kendi hayatımız için tek ihtiyacımız olan şey kendimiz. Başka bir yere bakmamıza gerek yok. Şimdi güzel dostlar, nasıl biz oluruz? Nasıl İstediğimiz hayat bizim olur? Nasıl mucize dolu bir hayat bizim olur? Bu nasıl olur? Bunun için şuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Çok şey bilmeye değil. Çok şey bilmeye ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Önce masumluğa ihtiyacımız var. Çocuk gibi olmaya ihtiyacımız var.
Hayallerini bir düşün şimdi. Hayallerini bir düşün şimdi. Diyorum ki sana, o hayale ulaşabilmen için çok şey bilmen gerekmiyor. Ne gerekiyor? Masumluk gerekiyor önce. Çocuk gibi olmak. Çocuk ne yapar? Çocuk sadece neyce istiyorsa masumca ister. Verir mi verilmez mi demez. Sadece masumca ister çocuk. Masumca ister ve çocuk şaşırır. Çocuğun en büyük özelliği arkadaşlar hayretle bakar. Hayretle. Şimdi ben de hayalime kavuşmak istiyorum. Ne yapacağım? Ne yapmam lazım? Önce hayret etmem lazım. Şaşırmam lazım. Çünkü güzel dostlar, dikkatim neredeyse enerjim oradadır. Neye hayret ediyorsam o benim dikkatimdedir ve enerjim oraya götürmüşsündür. Dikkatim neredeyse, yani neye hayret etmişsem enerjim orada ve o bana daha fazla gelecektir. O bana daha fazla gelecek, dikkatim neredeyse. Şimdi hayallerini ya da ulaşmak istediğin şeyleri şimdi durup ben de yapacağım burada. Sen de yapar mısın? Mutlaka olsun dediğim. Hatta şöyle söyleyeyim güzel dostlar. Böyle bir başlık atın. Gerçekleştirmek istediğim mucizelerim nelerdir? Gerçekleştirmek istediğin mucizelerini yazar mısın? Şimdi. Mucizelerimi yazdık mı arkadaşlar? Gerçekleştirmek istediğin mucizeleri yazdık mı? Şimdi yazdık ya arkadaşlar. O mucize yazdınız. Şimdi onun altına şunu yazın. Bu mucizeleri hak ediyorum. Bu mucizeleri hak ediyorum. Ve şimdi o mucizeleri hak ediyorsun ya ve bu mucizeleri gerçekleştirecek gücün var. Senin bu mucizeleri gerçekleştirecek gücün var. Senin bu mucizeleri gerçekleştirecek gücün var. O donanımla geldin. Bakın güzel dostlar. Disiplinli olalım, çok çalışalım. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani mesela duymak için bir şey yapmama gerek yok. Mucizeleri gerçekleştirmek için bir şey yapmama gerek yok. Ve birisi sana şunu yap, bunu yap dediği zaman çok oraya bakma. Önemli olan taraf, ben kendi içime doğru gitmem lazım. Senin kendi içine doğru gitmen lazım. Benim şu an yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar, hani şöyle düşünün, toprağın altına su geliyor, su çıkacak, ben toprağı biraz kazmam lazım. Ben şu an toprağı biraz kazmaya çalışıyorum. Bir şeyi fark etmem lazım. Ben mucizeyi hak ediyorum. Çünkü doğduğum anda böyleydi zaten. Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Evet. Şimdi o mucizelerin gerçekleşmiş olduğunu bir düşünür müsün? O mucizeler gerçekleşmiş olsa ne hissedersin? Şu an sana sormak istiyorum. O mucizeler gerçekleşmiş olsa ne hissedersin? O mucizeler gerçekleşmiş olsa ne hissedersin? Çok yaptım olmuyor diyeyim. İlk defa benimle yapıyorsun. Öyle yaptım olmuyor. Eğer bir şeyi çok bir şey istediğiniz ve olmuyorsa arkadaşlar, tek bir sebebi vardır. Tek bir sebebi vardır. Yeterince arzu etmemişsindir. Evet, gönlümü harekete geçirdiğim zaman efsaneler başlayacak arkadaşlar. Şimdi bunun için 5 şey isteyeceğim sizden. Gönlümüzü harekete geçirmek için 5 şey. Evet. İsterseniz bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Arzu ederseniz yazabilirsiniz. Gönlümü nasıl hareket geçirebilirim? Gönlümü harekete geçirdiğim zaman efsane başlayacak. Bugünkü anlatacağım tekniklerden birisi bu. Birisi evet idi. İkincisi, ne istiyorsan yaz ve onları hak ettiğini söyle kendine. Şimdi özür diliyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. Yani açıkçası programın başlamadan önce böyle bir problem yoktu. Yani bir soğuk algınlığı gibi bir şey yoktu. Program başladı. Hani denir, nazara geldin denir ya. Evet, şimdi arkadaşlar birinci gücümüz. Gönlümü harekete geçirmek için birinci gücüm.
Nedir benim birinci gücüm? Yoğunlaşmak. Birinci güç yoğunlaşmak. Yoğunlaşmak, yoğunluk. Ya ne yapıyorsan yoğunlukla yap. Müzik dinliyorsun. Müziğin kendisi ol. Müziğe bırak kendini. Çay içerken çayı hisset, fark et. Ne yapıyorsan yoğunlaş. Şu an bu programda mısın? Bu programa yoğunlaş. Tamamen burada ol. Ne yapıyorsan, araba mı kullanıyorsun? Tamamen araba kullan. Bir aşk mı yaşıyorsun? Aşkınla mı berabersin? Aşkın kendisi ol. Aşkı yaşayan olma. Aşkın kendisi ol tamamen. Yoğunlaşmak, odaklanmak. Birincisi yoğunlaşmak. Ne yapıyorsan, her ne yapıyorsan. Film izliyorsan o filmde ol. Kitap okuyorsan kitapta ol. Şu an bu programdaysan bu programda ol. Tüm odan burada olsun. Birincisi yoğunlaşmak arkadaşlar. Ne yapıyorsan kalbinle yap. Bu hayatta sevmediğin bir şeyi yapma. Ne yapıyorsan kalbinle yap. Evet. İkinci arkadaşlar gönlümüzü harekete geçirmenin. Biliyorsunuz bakın arkadaşlar beynimizden bir enerji çıkıyor ya. Gönlümüzden çıkan, kalbimizden çıkan enerji, beynimizden çıkan enerjiden 5000 kat daha etkili. Onun için biz duygu, mesela bizi nasıl köşeye sıkıştırırlar, korkutarak duygularımızın önüne geçerler yani. Ya da mesela aşk ile aşık olduğumuz zaman ne yaparız, her şey ona feda ederiz değil mi? Çok özür diliyorum ya. Affediyor musunuz? Böyle çok mahcup şekilde karşınızdayım gerçekten. Başlarken böyle bir problem yoktu gerçekten. Evet. İkincisi arkadaşlar tanıma. Bunu yazın lütfen. Birincisi yoğunluk, ikinci gücümüz tanıma. Yani bu da ne istiyorsan, ne yapıyorsan onu tanı. Ve o ol. Hayatta ne istiyorsun? Bir villa almak istiyorum dedin. O villa ol. Araba almak istiyorum. Araba ol. Aşk yaşamak istiyorsun. Sevdiğine kavuşmak istiyorsun. Aşkın kendisi ol. Önce tanı ne istediğini tanı bil. Sonra o ol. O ol. Evet, ikincisi arkadaşlar tanımak. Üçüncü gücümüz. Üçüncü gücümüz, bunu da yazmak isteyebilirsiniz güzel dostlar. Beyaz tohum ek. Beyaz tohum ek. Ne demek bu beyaz tohum ek? Bu mecazi bir kavram arkadaşlar. Yani önce siyah tohumlardan kurtulmamız lazım. Nedir siyah tohum? İşte nefret, kin, öfke, kıskançlık. Bunlardan kurtulmam lazım öncelikle. Öncelikle bunlardan kurtulmam lazım. Ve yani şu an bir imkan olsa, fırsat olsa da şu an buradaki tüm arkadaşların içindeki siyah tohumları ben alabilsem. Yani öfkelerini, kinlerini, nefretlerini alabilsem kendime. Onları alsam ve kendi içimde onları dönüştürüp beyaz tohuma çevirsem. Beyaz tohum ne? Sevgi, şefkat, samimiyet, doğallık, doğal olmak. Aşk, sevgi, hizmet, vefa. Yani şu anda gönderin arkadaşlar bana. İçinizdeki tüm siyah tohumları bana gönderin. Onların hepsini yerim ben. Hepsini yiyeyim ben. Onları içime alayım. Beyaz tohuma çevirip. Ve o beyaz tohumlar ekmek.
Arkadaşlar, hayallerimize ulaşmak istiyorsak, içimizde olan o siyah tohumlardan arınmaya ihtiyacımız var. Yani çünkü onlar bize enerji kaçakları veriyor. İçimde birisinin nefret varsa odağımı ona veriyorum, enerjimi oraya harcamış oluyorum. Kıskançlığım varsa enerjimi oraya harcamış oluyorum. Biz sevgi insanı olalım. Sevgi insanı demek her şeyi olduğu gibi kabul eden demek. Her şeyi olduğu gibi kabul eden demek. Biz sevgi insanı olalım. Yani eğer birisi bana kötülük yapıyorsa o öyle zannediyordur, o kötülük yaptığını zannediyordur. Kimse kimseye bir şey yapamaz arkadaşlar. Kimsenin kimseye gücü yetmez. Herkes kendi hayatını kendi üretir. Ama eğer bizim içimizde hayata karşı güvensizlik varsa, birilerini nefret ediyorsak, birilerini kıskanıyorsak, o zaman otomatikmen, hani az önce başladım ya, aklım var mı, beynim var mı, enerjim var mı, o enerjiyi kullanma ihtiyacım var. Eğer bir siyah tohum varsa onlar hep enerjiyi dışarıya atar. Bugüne kadar dışarıya duyduğumuz öfke, bugüne kadar dışarıya verdiğimiz nefret bize hiçbir şey kazandırmadı. Zaman beyaz tohumları atma zamanı. Var mısınız? Var mısınız? Zaman beyaz tohumları ekme zamanı. Sevgiyi, şefkati, ilgiyi, doğal olmayı. Mesela bak şimdi karşınızdayım değil mi? Bir yandan burnum akıyor. Bir yandan işte burnumu siliyorum. Doğallık arkadaşlar. Özür dilerim. Karşınızda böyle olduğum için özür dilerim. Ama ne yapalım? Ben yayından önce bile bir problem yoktu. Yayınla beraber böyle bir problem geldi. Herhalde yayın bitince de problem geri bitecek. Eğer hayallerinizi bir düşünün arkadaşlar. Bir düşünün. Gerçekten. Hayalini bir düşün. Ben de düşünüyorum bu sırada. Ya diyorum ki sana, o hayaline ulaşmanın önündeki engel bizim içimizdeki siyah tohumlar. Biz fakir kaldık çünkü biz sevmeyi beceremedik. Biz hep sevgi bekledik. Birileri bizi sevsin diye bekliyoruz. Ama bizim ihtiyacımız olan şey sevmek, sevilmek değil. Gerçek ihtiyacımız sevmek arkadaşlar. Düşün, sen bir annesin şimdi. Düşün, çocuklarını sevmeseydin nasıl olurdu? Allah senden o sevme özelliğini kaldırsaydı nasıl hissederdin? Ve sen bugüne kadar ya da ben bugüne kadar kin tuttuğum için, kıskandığım için, nefret ettiğim için hayatıma, hayallerime ulaşamıyorum. Cennet dolu bir hayat yaşayamıyorum. Evet güzel dostlar. Üçüncü tekniğimiz, üçüncü gücümüz, yani gerçekten efsane bir hayata ulaşmak istiyorsan gücün siyah tohumları beyaza çevirmek. Nurcan Cinal Yılmaz, Orjin Akademi Giresun. Aldığım rozet için teşekkür ederim. Rozet alan arkadaşlara minnettarım. Çok teşekkür ederim güzel dostlar. Evet. Şimdi geçiyoruz dördüncü gücümüze güzel dostlar. Dördüncü gücümüz ne? Ayrılmak. Neden ayrılacağım ama? Neden ayrılacağım? Şunu fark etmem lazım. Benim hayatımda neler egomdan dolayı varsa onlardan ayrılmak. Egon ne yapıyor sana? Egonda ego var olduğu için neler var sende? Egondan ayrılmak. Daha doğrusu egonun yaptığı şeylerden ayrılmak. Arkadaşlar ego acıdan beslenir. Ego acıdan beslenir. Ve ego hep senin hayatını zindana çevirmeye çalışır. Çünkü ego ben çok zorluklar yaşadım dediği zaman var olmaya başlar. Ağladığı zaman var olmaya başlar. Şikayetçi olduğu zaman var olur. Dikkat çekecek çünkü.
Pardon, teşekkür ederim. Siz hayallerinize kavuşuyorsunuz diye bakın nasıl duygularını bağlıyorum şimdi. Gerçekten ağlıyorum ha. Ama yani bu şey, ya da bu soğuk algınlığının gözyaşları bunlar. Evet. Burada arkadaşlar dördüncü gücümüz, kendinize şunu sorun. Benim hayatımda neler egodan dolayı var? Ego arkadaşlar, yani ego ile savaşarak onu yenme şansımız yok. Yani sahte şeylerle, yani ego sahte bir şey. Yani olmayan bir şey. Yani senin doğallığında yok o. Senin doğallığında ego yok. Ve ego arkadaşlar şu anda asla olamaz. Ya geçmiştir oraya gelecektir olur. Şu anda asla olamaz. Ya geçmiştedir ya gelecektedir ego. Şu andaysan mucizeler oluşturuyorsun. Şu anda ego olamaz. Ve yani ego neye benziyor biliyor musun? Mesela şimdi bir odaya girdin diyelim ki. O da hafif karanlık diyelim ki. Girdi bir şey gördün. İşte çorap gördün, ip gördün. Aa yılan var dedin, korktun diyelim ki. İpi gördün, yılan var diye korktun. Sonra dedin ki ben bu yılanı yenerim. Ben bunu yılanla savaşmam lazım, bunu yenebilirim dedin. Sana geldi bir arkadaşın, ışığı açtı. Ya dedi orada ip varmış. O yılan değil. Biz diyoruz ki alem, yok ben o yılanı yenmem lazım. Ben güçlüyüm, yılanı yenmem lazım. Arkadaşın sana diyor ki, ama iyi de ortada yılan yok, onu yenemezsin. Olmayan bir şeyi nasıl yeneceksin? Sahte o. Sahte bir şeyi nasıl yeneceksin? Onun için arkadaşlar, onunla savaşmıyoruz. Onu fark ettiğimiz zaman, yani egonun bize getirdiği şeylere, üzülmek, ağlamak, onları fark ettiğimiz zaman, otomatikmen onları fark ettiğimiz zaman, otomatikmen onlardan kurtulmaya başlarız. Egonun bizi getirdiği şeyleri fark ettiğimiz zaman otomatikmen onlardan kurtulmaya başlarız. Onlardan kurtulmaya başladığımız zaman işte gönlümüz, kalbimiz o efsane enerjiyi göndermeye başlar. Evet. Ve beşinci ve son teknik arkadaşlar. Beşinci ve son teknik. Her şeyi başkalarıyla paylaş. Sende olan ne varsa onu başkalarının faydasına kullan. Her şeyi, yani yeni bir şey öğrendin. Diyelim ki bir kitap okudun, yeni bir şey öğrendin. Hemen paylaş. Mesela şu an benim burada anlattığım şeyler. Eğer hoşuna gitmişse, yeni bir şey ve hoşuna gitmişse hemen birileriyle paylaş. İçine bir coşku geldi, sevgi geldi. Hemen paylaş. Biriktirme. Hiçbir şeyi biriktirme. Parayı da, sevgiyi de, nefreti de. Biriktirdiğin şey seni zehirler. Ve hani paylaşacaksın ya. Sevgi geldi, paylaşacaksın. İşte ama yanında paylaşan insan yok. İşte, bardağı sev. Taşı sev. Çiçeği sev. Herhangi bir şeyi. Herhangi bir şeyi sev. Hemen paylaşalım arkadaşlar. Güzel bir fıkra dinledin. Hoşuna gitti. Hemen paylaş. Arkadaşlar benim anlattığım şeyleri paylaşabilirsiniz herkesle. Hatta diyelim ki benim anlattığım şeyler çok hoşunuza gidiyorsa benim anlattığım kitap bile yazabilirsiniz. Varsa hakkım helal olsun. Rahatça yazın. Benim anlattığım her şeyi her yerde kullanabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bir ayet okumuştum. Çok etkilendim. Orada diyordu ki malınızı mülkünüzü diyor. Malınızı mülkünüzden akrabalarınıza ve dostlarına diyor hakkını verin. Bak bir daha söylüyorum. Malınızdan mülkünüzden diyor akrabalarınıza, dostlarına onların diyor hakkını verin. Yani demek ki bir insanın malının mülkünde demek ki dostlarının hakkı var. Demek ki akrabaların hakkı var. Yani sen birisine malın mülkünden sen birisine para verirken bil ki kendininkini vermiyor. Zaten onun hakkı. Zaten demek ki onun bir hakkı varmış orada. Ve sen de şimdi işte bilgilerini paylaş, sevgini paylaş. Ben de paylaşayım bilgimi.
Ben de paylaşayım sevgimi. Ve bilelim ki ne kadar çok paylaşırsam o kadar çok gelecek. Ne kadar çok paylaşırsam o kadar çok gelecek. Hatta milyonlarca katı gelecek. Burada şimdi arkadaşımız soruyor, rozet almak ne demek? Rozet almak ne demek? Ben de dün değil, belki gün öğrendim. Burada işte anlattığım şeyler fayda sağladığını düşünüyorsa bir arkadaşımız diyor ki, ben de sana diyor rozet alarak teşekkür ediyorum. Ben de seni destekliyorum, hediye veriyorum diyor. Ben de diyorum ki o rozet olan arkadaşlara en az 900 katı geri gelecek zaten. Evet. Eğer bu 5 şeyi yaparsan, eğer bu 5 şeyi yaparsan güzel dostum, o zaman gerçek hayatın kokusu almaya başlarsın. Eğer gönlün bu 5 şeyi yaparak hayata devam ederse, efsane hayatın kokusunu almaya başlarsın. Siyah tohumlardan arınmışsak, beyaz tohumları ekmişsek, mucizeleri yapmak için mucizeleri yazıp, bunları benim yapacak gücüm var demişsek, kendimizi takdir etmişsek ve dışarıya enerji vermiyorsan, dışarı enerji kaçağı, bakın arkadaşlar sendeki enerji o kadar çok ki, eğer dışarıya enerji kaçağı vermezsen istediğin her hayale çok hızlı ulaşabilirsin. Hamdi teşekkür ederim, Nurhan teşekkür ederim. Fatma. Çok teşekkür ederim rozet satın alan arkadaşlar. Şimdi tabii güzel dostlar, bunları aslında şöyle yapmamız lazım. Yani bunları anlatıyoruz, öğreniyoruz ya, bunların bizim bilinçaltımıza yerleşmesi çok önemli. İşte bu mesela biz şimdi evet burada bir program yapıyorum arkadaşlar Instagram'da. Bu ücretsiz bir program. Ve bir de zenginlik şifresi yapıyoruz. Ata kulüp diye, hani YouTube'da kulübümüz var ya arkadaşlar, katı bir yeri ata kulüp. Oradaki ata kulüp duran herkese haftada bir defa program yapıyoruz. Şimdi tabii bunlar ücretsiz. Ama bir de işte zenginliğin şifresi dediğimiz bir program var. Zenginliğin şifresini de arkadaşlar Zoom'da yapıyoruz. Ve bu çalışmaları ben sizi görüyorum, siz beni görüyorsunuz. Beraber yapıyoruz orada, diyelim ki 3000 kişiyiz ya. 3000 kişi aynı anda aynı enerjiyi gönderiyoruz. Ana amaç bu. Yani bir sinerji oluşturmak. Bir sinerji oluşturuyoruz arkadaşlar. Tabii zenginliğin şifresine gelemeyen arkadaşlar için burada elimden geldiği kadar destek vereceğim. YouTube'da da elimden geldiği kadar destek vereceğim. Ama zenginliğin şifresinde herkese anlatamayacağım, ortaya da söyleyemeyeceğim en gizli, en sırlı şifreleri paylaşacağız bir. İkincisi, bu anlattığımız şeyleri bilinçaltına yerleştirmek için derin translara ihtiyacımız var. Bilgin, teşekkür ederim rozetin, çok sağ ol. Evet. Şimdi hatırlayalım güzel dostlar. Bir hayatın var ve bu hayatın sorumlusu sensin. Bir hayatın var ve bu hayatın sorumlusu sensin. Kabul ediyor musun sorumluluğu? Bu hayatın sorumluluğu sensen, öyleyse şu an fakirsen sorumluluk sana ait. Zengin olmak için de sorumluluk sana ait. Ve eğer bir aklımız varsa, ben de burada arkadaşlar sadece o aklı kullanarak istediğim hayata nasıl ulaşabilirim anlatacağım. Mesela bu öğrendiklerimizin bilinçaltına yerleşmesi. Ve bunu o kadar çok arzuluyorum ki arkadaşlar, o kadar çok istiyorum ki, iki ay gibi bir zaman diliminde isteyen her arkadaşımız kendi hayaline kavuşsunun sistemini oluşturdum. Yani tabii buradaki en gizli ve en önemli şifreler arkadaşlar, zenginliğin şifresini de paylaşacağız inşallah. Orada da olduğunuz için teşekkür ederim. O 9 Kasım'da başlıyor. Ona daha vaktimiz var. 9 Kasım'da başlıyor. Melike teşekkür ederim.
O 9 Kasım'da başlıyor arkadaşlar. 9 Kasım'daki programda orada, yani 9 Kasım'da program başladı ki 21 gün sürecek. 21 gün boyunca biz sizinle Zoom'da beraber olacağız. Böyle karşı karşıya görüşeceğiz. Ve niyetim de şu olacak. O 21 gün bitmeden insanlar hayallerine kavuşsun. Çok gizli ve çok sırlı teknikler orada başlayacak. Destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Burada olan her biriniz arkadaşlar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nasıl mesela az önce 5. güç herkese ne varsa paylaşın dedik ya arkadaşlar. Bu benim için de geçerli, sizin için de. Vermeden alamazsın. Bak burada şu anda işte bir kısım arkadaşlar rozet aldı değil mi? O insanların, o rozet alan arkadaşları şu an burada görsek, yayını alsak, onlarla konuşsak, eminim onlar her zaman her yerde veriyorlardır. Verdikleri için de hayatta onlara veriyordur devamlı. Anlatabildim mi güzel dostlar? Çünkü o verebilenler de isteyebilenlerdir. Bir insan bir şey veremiyorsa isteyemez de. Ya sevgi veremiyor, nasıl sevgi isteyecek? Ya mesela bir, diyelim ki araban yok ya. Araban varken arabanı birisine veremiyorsan, araban yokken de başkasının arabasını isteyemezsin. Evet. Arkadaşlar zenginliğin şifresi, yani şey yaparsanız DM'den yazarsanız mesajör ben zenginliğin şifresine katılmak istiyorum diye mesaj yazarsanız ekipten arkadaşlarım size döner. Evet, ben de tabii ki burada kim? Alon çok teşekkür ediyorum rozet aldığım için. Yani ben verebilen bir insan olduğum için direkt de diyorum ki Gülhan, bana rozet satın al, bunun için sana teşekkür ederim. Çünkü bu neyi gösteriyor arkadaşlar? İşte siz destekliyorsunuz beni ve bunlara ihtiyacımız var. Bu bizi ayakta tutmuş oluyor. Ben de her birinize minnettar oluyorum. Hayat böyle bir şeydir arkadaşlar. Hayat verdikçe alırsın. Her şeyi. Saygı gösterirsen saygı alırsın. Nefret gösterirsen nefret alırsın. Ne veriyorsak onu alacağız daima. Onun için elinizde ne varsa arkadaşlar biriktirmeyin. Biriktirdiğinde o seni zehirler. Bu sevgi de olsa zehirler, nefret de olsa zehirler. Para da olsa zehirler. Eğer senin elinde para var ve onu biriktiriyorsan, kullanmıyorsan o para sana ait değildir. Sen paraya aitsindir. Esra teşekkür ederim. Sen paraya aitsindir. Çünkü insan sahip olduğunu verebilir. Bir insan sahip olduğunu veremiyorsan o sana sahip. Evet ya, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani gerçekten çok enteresan. Böyle başlarken böyle bir şey yoktu. Başladım, bir dakika sonra başladı. Ne yapacağım bilemedim. Yasemin Hanım burada. Aa arkadaşlar, Yasemin Hanım burada. Yasemin Hanım burada olmanız bize çok büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Hamdime. Teşekkürler, çok sağ olun. Kaç yaşındasınız? 47 yaşındayım. Evet güzel dostlar. Şimdi şu anda kendinize bir bakın. Kendi duygunuza bir bakın. Bakın bakalım şu an duygunuz nasıl? Şu an duygunuzun nasıl olduğuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl bir frekansa sahipsiniz? Ve şimdi şunu demenizi isteyeceğim tekrar. Sıcağı sıcağına yapalım. Şu anda evet der misiniz? Evet. Evet. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar çok yüksek sesle evet demenizi istiyorum. Evet. Evet. Mümkün olduğu kadar çok yüksek sesle evet demenizi istiyorum. Evet. Evet. Bir dakika boyunca evet diyoruz arkadaşlar beraber. Evet. Evet deyince frekansımız nerede şimdi? Evet deyince frekansımız ne duruma geldi şimdi? Hani deniyor ya arkadaşlar, frekansla uyumlanmak. Sizden istediğim şey şu güzel dostlar. Her gün en az bir defa, her gün en az bir dakika evet diyoruz. Bir. İki. Az önce gerçekleştirmek istediğiniz mucizeleri yazdınız ya. Onu her gün okuyoruz. Ve
kendimize şunu diyoruz. Ben bu mucizeyi gerçekleştirecek güce sahibim. Doğuştan hakkım bu benim. Doğuştan hakkım bu benim. Ve şunu fark edeceksiniz güzel dostlar. Bu teknikleri uyguladığımızda o efsane hayata, o cennet dolu hayata nasıl ilerliyoruz? Bunu kendiliğinden nasıl yaptığımızı fark edeceksiniz. Hiç çaba göstermeden. Sistemin sonra diyeceğiz ki belki aa bu kadar mı kolaymış ya? Bu kadar mı kolaymış? Şu anda sen evet diyerek evet, 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 evet diyerek neler hiç kendini çektiğin farkında değilsin. Evet, cennete açılan kapıdır. Evet, güvenin kapısıdır. Güvenmemiz lazım arkadaşlar. Hayata güvenmen lazım. Evet, kendine güvenmenin kapısıdır. Evet, kendi kalbine güvenmenin kapısıdır. Evet, sonsuzluğa açılan kapı. Evet, içime girmem lazım. İçime girirsem dışarıdaki gökyüzünden daha güzel bir gökyüzü var içeride. İçeriye girersem evet diyerek... Orada elmaslar var. Orada hayallerimin ötesinde bir hayat var. Ve orada içeri girersem evet diyerek oradaki krallık sadece bana ait. Kral benim. Rakibim yok. Evet. Her şey evet. Mine'nin çok teşekkür ederim. Arkadaşlar herkese minnettarım. Rosetta'lılara iki defa minnettarım. Şimdi güzel dostlar, bundan sonraki programda da arkadaşlar yasaları anlatacağım, evrendeki yasaları. Ama böyle şeyler değil, öyle klasik YouTube'da şurada burada kitaplarda falan yazan yasalar değil. Çok özel yasalardan bahsedeceğim. Ve o çok özel yasaları nasıl hayatımızda kullanırızdan bahsedeceğim. Ama işte yarın mı olur, başka zaman mı olur bilmiyorum. Ama yani mümkün olduğu kadar çok arkadaşlar, bu ilk ay mümkün olduğu kadar çok sizleyin. Zenginlik Şifresi programına katılan arkadaşlarla direkt bağlantıdayız zaten. Onlar işte bir grup kuruyoruz. Telegram'da bir grup kuruyoruz. Orada devamlı irtibat halindeyiz. Şu anda şunu sorayım ben size. Şu anda bugünkü konularla alakalı, bugünkü anlattığım konuyla alakalı sorunuz var mı? Biz şu anda arkadaşlar, hani şu anda hep beraber bir şey yapalım olur mu? Hep beraber frekansı, hep beraber bir frekans söylüyorum, hep beraber şu anda. Tabii siz aynı anda denk getirebilirsek bu çok iyi olacak. Şu anda diyorum ki, şu anda sana diyorum ki, şu an beni dinleyen sana diyorum. Ne niyetin varsa o niyetinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu anda sana diyorum, beni duyan sana diyorum. Hangi mucizeleri gerçekleştirmek istiyorsan o mucizelerin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Hangi mucizeleri gerçekleştirmek istiyorsan o mucizeler gerçekleştiği için teşekkür ederim. Ve burada olan herkese, ben söyleyeyim siz de benimle beraber söyleyin olur mu arkadaşlar? Bağırarak söyleyin hatta. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Ve şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostlar niyetlerine kavuştukları için teşekkür ederim.
Hayat sondan yaratılır arkadaşlar. Sonda bu niyetlerimiz, bu mucizeler gerçekleşen ne diyeceğiz? Teşekkür ederim diyeceğiz değil mi? Öyleyse şimdi diyoruz. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetleri gerçekleştiği için teşekkür ederim. Şimdi az önce evet demiştik ya. Şimdi bir şey daha diyelim mi? Evet. Şimdi arkadaşlar diyoruz. Hayatımıza giren her şeyi düşünelim, tamam mı? Sağlığımız, gözümüz, aklımız, her şeyi düşünelim. Yani annemiz, babamız, ailemiz, sevdiklerimiz, her şey, bizim neyimiz varsa her şeyi düşünelim. Düşünüp bizdeki güzellikle düşünüp şey diyoruz. Ne diyoruz? Şöyle yapalım. Kendinizi bir an için Allah'ın huzurunda hisseder misiniz? Kendinizi bir an için Allah'ın karşısında hisseder misiniz? Allah'ın huzurunda hisseder misiniz? Gerçekten hisset bunu. Kalbinle hisset. Yoğunlaş. Hani kalbimizi, gönlümüzü kullanmanın birinci gücü yoğunlaşmaktı ya. Yoğunlaş şimdi. Yaratıcının her yerde olduğunu bil. Ve şu anda onun seni duyduğunu bil. Onun şu anda seni hissettiğini bil. Ve onun karşındasın şu anda. Onun huzurundasın. Bir diyorsun ki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Hayatım boyunca verdiğin her şey ihtiyacım olanlarda teşekkür ederim. Konuşabildiğim için teşekkür ederim. Oturabildiğim için teşekkür ederim. Yürüyebildiğim için teşekkür ederim. Bana böyle bir aile verdiğin için teşekkür ederim. Bana böyle güzel arkadaşlar verdiğin için teşekkür ederim. Hayatım boyunca elime geçen tüm paralar için teşekkür ederim. Hayatım boyunca aldığım tüm zevkler, keyifler için teşekkür ederim. Bana sevme gücü verdiğin için teşekkür ederim. Bana vefalı insan olma özelliği verdiğin için teşekkür ederim. Benim cömert olmama fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Beni bir kahraman olarak dünyaya gönderdiğin için teşekkür ederim. Hayatım boyunca verdiğin her şey için teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Seni bilme gücü verdiğin için teşekkür ederim. Seni bilme bilinci verdiğin için teşekkür ederim. Sana teşekkür edebildiğim için teşekkür ederim. Sana teşekkür edebildiğim için teşekkür ederim. Mucizeleri gerçekleştirecek bir güç bana verdiğin için teşekkür ederim. İstediğim mucizeleri yazabildiğim için teşekkür ederim. O mucizeleri gerçekleştirmeye bana fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostlarımın niyetlerini, gerçekleştirmek istediği mucizeleri gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Ve sen benim içimde olduğun için teşekkür ederim. Sen benim ta içimde olduğun için teşekkür ederim. Fark edemesem de,
bir balığın denizde olup bir balığın okyanusta olup o suyu fark edemediği gibi seni fark edemesem de senin içinde olduğum için teşekkür ederim. Beni önce sevip sonra yarattığın için teşekkür ederim. Beni sevdiğin için teşekkür ederim. Hayatımda olan her şeyi kolaylıkla bana verdiğin için teşekkür ederim. Bugüne kadar bana acıyla, mücadeleyle hayatın güzel olacağını söylemişlerdi. Ama Allah'ım sen bana neşe ile, mutluluk ile başarının geleceğini öğrettiğin için teşekkür ederim. Neşenin, mutluluğun en güzel öğretmen olduğunu bana öğrettiğin için teşekkür ederim. Neşenin, mutluluğun, evet demenin, teşekkür ederim demenin en hızlı frekans yayıcı olduğunu fark ettirdiğin için teşekkür ederim. Burada olan tüm güzel dostlara teşekkür ederim. Bu güzel dostların buraya gelmesine fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Evet güzel dostlar. Bir şeyi elde etmek istiyorsak birinci hamle minnettarlıktır, teşekkür etmektir. Kula teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Çevrendeki insanlara teşekkür etmen şart. Mucizeler gerçekleşsin istiyoruz ya güzel dostlar. O mucizelerin gerçekleşmesi için önce şu an elimde olanlara teşekkür etmeliyim. Elimin olmasına, kolumun olmasına, kulağımın olmasına, saçımın olmasına teşekkür etmeliyim. Önce var olana teşekkür etmeliyim. Şu anda sen de başlar mısın teşekkür etmeye? Anlam aramayalım arkadaşlar. Anlam olmasın. Sadece şunu diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sabah kalkıyorum sıcak su var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok harika ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efsane bir hayat. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar enteresan. Yayın başladı. Durun akıntısı başladı. Şu an yayın yavaş yavaş bitmeye hazırlanıyorum. Durmaya başladı. Neden acaba? Öyle bir annem olduğu için anneme teşekkür ederim, babama teşekkür ederim, abilerime, ablalarıma teşekkür ederim, arkadaşlarıma, dostlarıma teşekkür ederim, eşime, çocuklarıma teşekkür ederim. Bütün dünya duysun teşekkür ederim. Bütün dünyadaki, bütün evrendeki atom sayısı kadar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet güzel dostlar. Yavaş yavaş müsaade isteyeyim mi? Hadi müziğimizi açalım. Coşkuyla vedalaşalım. Ne dersiniz? Beni böyle
sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için güzel dostlar, lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Gerçekten sizlere çok saygı duyuyorum. Ve gerçekten sizin gibi özel insanlara sıradan teknikleri anlatamam. En etkili, en önemli teknikleri anlatacağıma söz veriyorum. Ve buraya hangi gönülle, hangi samimiyetle geliyorsanız o şekilde niyetleriniz o kadar hızlı kabul olsun. Buraya gelirken verdiğiniz emeğin milyon katı size verilsin.